Merhabalar, Doğadan Lezzete YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kanlıca mantarının turşusunu yapacağım. Öncelikle ayıklayıp yıkadığım kanlıca mantarlarımı bu şekilde süzdüm. Şimdi kaynar suya ilave edeceğim. Suyumuza bir dilim limon ilave ettim. Bu aşamada limon tuzu da ilave edebilirsiniz. Mantarlarımızı ekliyoruz. Bir 5-6 dakika kaynatacağız, haşlayacağız mantarlarımızı. Yalnız size tavsiyem, mantarlarınızı taze taze hemen yıkayıp haşlayıp yapmanız. Biz 2 sepet topladığımız için biraz fazlacaydı. O yüzden turşuluk mantarlarım bir müddet bekledi, diğerlerini dolaba yerleştirene kadar. Siz o şekilde yaparsanız mantarlarınız bu derece kararmayacaktır. Artık turşumuzu kurmaya başlayabiliriz. Öncelikle 3 litrelik cam kavanozumun içine sarımsak dilimlerimi ilave ediyorum. Üzerine kereviz yapraklarımdan. 2 dilim de limon ilave ediyorum. Üzerine şimdi mantarlarımı ekleyeceğim. Kavanozuma bir miktar mantar ilave ettikten sonra şimdi yeşil domateslerimden ve biberlerimden ekliyorum. Üzerine kereviz yaprağı, sarımsak ve limon ilave ediyorum. Şimdi yine tekrar mantarlarımı ilave ediyorum. Aynı şekilde yeşil domatesimden, kerevizimden, biberlerimden, limon dilimleri ve sarımsaklardan ilave edip üzerine bir miktar, bir tatlı kaşığı kadar pul biberi ilave ediyorum. 1,5 yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Eğer evde kapya biberiniz varsa onu da kullanmanızı tavsiye ederim. Mantar turşusuna çok yakışıyor. Ben evde olmadığı için kullanamadım. Yine tekrar mantarlarımızı ilave ediyoruz. Kavanozumuzu artık dolduruyoruz. Şimdi diğer kalan malzemeleri ilave edeceğim. En üste tekrar yine pul biberi ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kaya tuzumu ilave ediyorum. Kereviz sapımı bu şekilde baskı yapsın diye koyuyorum. Bunu bağın uç taze dallarıyla da yapabilirsiniz. Çünkü eskiler, büyüklerimiz o satılan plastiklerden koymazlardı turşulara. Zaten o zamanlar yoktu. Üzüm bağının uç dallarıyla bu şekilde baskı yapması için turşuların üzerine mutlaka eklerlerdi. Onlar da ayrı lezzet verirdi turşuya. Evet, turşumuzun sirkesinin suyunu ilave ettik. Kapağını sıkıca kapattık. 15 gün sonra turşumuz yemeğe hazır. Eğer mantar bulursanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.